Esas sorun Türkiye'de biraz daha İstanbul'a geleceğim ama hmm. e, bu planlamanın yarattığı iyimserlikle işte İstanbul, hmm. e, büyük şehirlere göç bir 45-50'li yıllarda başlayan bir göç e, bir de bu 70'li yıllarda gece kondulaşma diye adlandırdığımız hmm. süreç devlet burada dikkat edin düzenleyici olmayı hiçbir zaman tercih etmemiş. Belediyesiyle, bayındırlığıyla, imarıyla, bütün kurumlarıyla. Ne yapmış? Yasaklayıcı olmuş. Yasaklayıcı olunca hayat engel tanımaz. Barınma temel bir insan hakkıdır. O insanlar gitmişler, gece kondu yapmışlar. Hemen onun ekonomisi oluşmuş. Rant, rantiyesi oluşmuş. Şimdi bu siyasetin finansmanına kadar uzanan bir şeydir. En büyük terör örgütü dedim. Yadırgayanlar olabilir. Çatışmalı bir süreç yaşayan ülkemiz var. Ve 50 bin can kaybından bahsediyoruz. Ve trilyonu aşkın trilyon dolar civarında bu ülkeye bir maliyet ve kaynağa mal olduğunu devlet yetkilileri sürekli söylüyorlar. Bakın bir gecede yaklaşık 40 yıldır devam eden bir çatışma süreçten daha fazla insanımızı toprağa verdik. 85 milyar dolarla ayağa kalkacağı öngörülüyor. Yani sorun para, kaynak vesaire meselesi değildir. İki kat bugün maslak şişlinin ötesine geçtiğinde bir şey bilim kurgu filmi gibi gökdelenler, feza, oksijen sıkıntısı çeken irtifalar var. Öyle yerler var. Ve bunların bir tanesi temiz yapılmamış. Niye? Bir bakıyorsun işte şu kadar kat varken iki kat daha plan tadilatı, meclis onayı, yeni nazım planı, beş binlik, binlik, şu bu ahalinin hiçbir şey anlamadığı iki kat daha verdiğin zaman diğer bütün İstanbullunun Hakkından çalıp, rüzgarından çalıp, oksijeninden çalıp, trafikte geçirdiği zamanından çalıp kul hakkına giriyor. Yaşayacağı zaman. ömürden çalıp. Çalıp bir birine bir imzayla tahsis edebiliyorsun. İşte buna imar şebekesi denir. Hiçbir parti de bundan vareste değil. Hiç böyle açık açık konuşalım. En çabuk uzlaşılan yerler imar komisyonlarıdır. Hiç orada hırgür olmaz. Bakın. Sen benimkine, ben seninkine. Sessiz sedasız. Böyle bir şey vardır. Ve o iki katlık ek irtifayla ona milyonlarca dolar kaynak yaratırsın. Bu siyasetin finansmanında da kullanıldı. Hükümetin, hükümetlerin kendi yandaş sermayesini oluşturmakta da en sıklıkla müracaat ettiği yöntemdir. İnşaat Türkiye'de bir talan ve yağma e, kaynağıdır. Kimden çalarak? Kamunun hakkından çalarak. Ahlakın ayıp, kanunen suç, dinen haram olan bir şeyi bu ülke 50 senedir giderek artan bir ivmeyle yaşıyor. Şimdi kent konseyi ya da yörenin kendisi hakkında kendisinin karar vermesini Talep ettiğin zaman, hadi adını da söyleyeyim. Özertliktir bunun adı. Belli anlamlarda. Özertlik bunu dediğimiz için yıllarca hapis cezalarıyla yargılanıyoruz. Bak tam böyle şeyler için lazım. Ya bölünürsek paranoyası. Bak ya ölürsek. Niye Adıyamanlı Devlet Hastanesi'ni nereye yapacağına kendisi karar vermemiş. Belediye binası var. Bitişik nizam neredeyse komagene kültür merkezi. Birini Belediyenin kendisi yaptırmış öbürü Avrupa Birliği fonlarıyla ve kriterleriyle yapılmış yarısından fazlası cam bina duruyor. Aynı bahçedeler. Orada bir cam çatlağı yok. Belediyenin yerinde yerler esiyor. E, i̇kinci dakikasında jeneratörü <laughs> devreye girdi. Oranın aydınlığıyla e, diğer ekipler orada çalışmaya başladı. Kentli kent hakkını kullanmak konusunda sonsuz söz sahibi olmalı. Enkazın altında kendisi kalıyor ama kararın merkezi bir organ veriyor. Devlet dedi mi? Herkes sümme haşa sanki bir, çok kutsal bir şeye bir laf söylüyormuşsun gibi değil. Değil kardeşim suyunu, toprağını, kurdunu, kuşunu, ağacını sen tanıyorsun. Kendi geleceğine de sen karar ver. Rant istiyorsa bu hep birlikte karşı çıkın verilecek bir şey varsa buradan sağlanan gelir de bütün kente şamil olsun. Şimdi İstanbul'a gelelim. İstanbul bunu yapmadığı için böyle. Yapamadığı için, yapmak tercih edilmediği için böyle. Bütünlüklü yaklaşım gerekiyor. Şimdi herkes güçlendirme. E peki 14 milyon nüfusu var İstanbul'un. 15 milyon. 2 milyonu aşkın üniversite öğrencisi var. 2 milyon aşkın. 2 milyon Göçmeni var. Kayıtlı mi... kayıtsız. Daha ge gelecek. Göçmen lafını çok dikkatli telaffuz etmek lazım. Bu furyada en ağır bedel ödeyen kesim göçmen deyince... Bunları bütün... söylemedim. O... Kayıtlı kayıtsız nüfusu evet. evet, miktarda dedim. Evet. 2 milyon üniversite öğrencisi var. Hepimiz İstanbul'da epeydir İstanbul'dayız. Kendi adıma işte İlk 70'li yıllarda gelmişim. O günkü İstanbul'la, bugünkü İstanbul'un üniversite öğrencisine verdiği kültür, sanat, sosyalleşme ve benzeri bir şeyi var mı? Üniversite öğrencilerinin hangisiyle konuşursan yetersiz beslenem, beslenme, beslenememe, barınamama gibi yaşamsal şeylerle etki altındalar. Bunlar mezun olduktan sonra da burada kalacaklar birçoğu. Şimdi... Niye sen e, bu hayatın her alanına uygulanabilir? İstanbul için konuşacaksa buralardan başlamak lazım. Üniversiteler artık İstanbul o beklenen sosyalleşme bilmem ne gece kondu üniversitelere baktığında Bilecik'te okurum bundan iyi hiç olmasa Bilecikli'yi tanırsın. İşte Eskişehir'de bakın bir üniversite kentine dönüştü ne kadar e, mümtaz bir örnek ortaya çıktı böyle finans merkezini İstanbul'a niye yaparsın? İstanbul'un yükü yetmedi. Üstüne bir kambur daha. Kim buna karar verdi? Bu ihtiyacın adı neydi? İşte özellik olsa yani kent kendisi hakkında kendisi karar verse dursun Ankara'da diyebilir. Buna ne mani? Yani ben eksiğim finans bölgesim. Ataşehir sonradan zuhur eden bir semttir. İnsan boyunu geçen üç tane ağaç sayamazsın. Ama binaya gelince fezayı deliyor. Onun için ağırlıklı alanları bu kenti boşaltmak, biraz rahatlatmak anlamında kullanmazsan bu konut, en temel barınma hakkı. İstanbul'u konuşacaksak kardeşim eğer ikinci konutunu alacaksan, bugün bir araç alıyorsun. Aracın bedelinden daha fazla vergi ödemiyor musun? Konut bir yatırım aracı olabilir mi? Git, işte döviz al git, borsadan hisse al git, e, arazi al ne bileyim git, yatırım yap falan. Ama insanların aklına ilk gelen şey e, konut almak konut sosyalist arkadaşlarımız herkes oturduğu konutun sahibi olacak deyince en çok bir iki konutu olanlar zıpladı. O yüzlerce konutu olanlar hiç oralı bile değil. Onun için ikinci konutlara ağır vergilendirme getirmelisin. Daha ileri bir şey söyleyeyim. Miras bırakamamalısın. Bir sürü hırsız, arsız kazancını inşaatta aklayan kendi bu dünyadan cehennem olup gidiyor. Geride kalan, serveti kalanla helal ve meşru oluyor. Toprak eğer devlet devlet diyorsanız toprağın toprağın kendisi devletin olsun. Üst kullanım hakkını al bak bakayım. Barınma hakkı bir sorun olarak kalıyorum. Peki bunu yapmak güç mü? Bütün muhalefete sesleniyorum kendimizi de katarak. Kardeşim bu halk senin enkazın önünden bağır çağır ben de yaptım. Bağır çağır bununla zerrece ilgilenmiyor da etkilenmiyor da nizam kurabilme ve gelecek projeksiyonu kurabilme kapasitenle ilgileniyor senin. A kardeşin çocuklarına birer daireden fazla miras bırakamasın. Bırakırsan o binanın dört katı kadar vergi korun. Oradan aldığım vergiyi de barınma hakkı için kullanırım diyecek bir iradeyi arıyor. Yan yana duralım. Yan yana durup halay çekmeyeceğiz. Yan yana durup doğru laflar eder. Buna bu bu söze bu sözün neresine itiraz edilebilir? Eğer rantiye ise bu dünyanın en adaletsiz işi. Belediyede biri imza atacak sen iki kat fazla çıkacaksın ya da 10 e, metrekare fazla yapacaksın hmm. milyonlarca dolar kazanacaksın sonra da bunu çocuğuna bırakacaksın. Çocuğun da bununla yaşamadan bir şey üretmeden Sefa sürecek dar ceketlerle, böyle tight pantolonlarla böyle bir zengin türü e, zuhur etti. Onun için İstanbul'u konuşacaksa e, işte avcıları nasıl toplayacağız? Kadıköy deprem bölgesinde mi? Buralardan değil. Bir irade lazım, bir muhalif akıl lazım. Biz söyleyemiyoruz kardeşim. Üstümüzde biz ne söylesek televizyonda diyor ki o partiye bile izin verdik diyor. Yani biz bile kısmındayız. Bırak onu. Muhalefetin bir kısmı da bizimle yan yana gözükmekten imtina ediyorlar. Bunu konuşmalıyız. Depreme. Hı. Çünkü 99'da yaşadık. Devlete teslim ettik. Ağa geldiğimiz hal meydanda. Bari bundan sonrası için İstanbul'u başka felaketleri konuşacaksak halkı doğrudan karar süreçlerine katmak zorundasın vekili gidip ah vah edip ağlayıp daha acı daha trajik hikayeler anlatmakla muhalefet olunmuyor. Nizam kurabilme gücünü göstermekle oluyor. Bak kardeşim ben senin için şöyle bir gelecek öneriyorum. Dediğimde eksik varsa gelin istişare edelim. Eksiğini tamamlayalım. Fazla varsa feragat edelim. Yol bu olmalı. Herkes yüreğini soğutmanın derdinde. Bir şey Tabii zaten da. size geliyorum şimdi. Çünkü siz şimdi de bugün aslında bunu bu niye böyle olduğunu